Hey, selam. Ben Ada. En son bölüm bir delilik yapmak istemiştim. Her zaman istediğim ama üşendiğim bir olayı gerçekleştirdim. 3200 level oldum. Evet, Enderman Farm'ında günlerce AFK kalarak kendimi 3200 seviyeye yaptım. Tabii elektrik faturasında 400. Sonrasında daha farklı bir amaç için kendimi hazırlamam lazımdı. Kendime güzel, tatlı bir emekli evi yapacaktım. Bu evi de totalde 3 günde yaptığım buğday tarlasının ortasına dikecektim. Böylelikle ne zaman pencereden baksam beni güzel bir manzara karşılayacaktı. Tüm bu evi yayınlarda arkadaşım bize bilmeceler anlatırken, onları çözmeye çalışırken yaptık. Eğlenceli ve zevkli bir yayındı. Tabi YouTube videolarımda sadece ev yaptığım bir bölüm yapmak yerine daha farklı bir şeyler yapayım dediğimden dolayı o kısmı koymuyorum. Eğer siz de katılmak isterseniz aşağıda yayının linkleri var, 20.00'da sizi de bekliyoruz. Ayrıca 40.000 beğeninden sonra yeni bir hardcore bölümü gelecek. O zaman iyi seyirler. Evet, hoş geldiniz yeni bir videoya. Bu da güzel çiftlik evimizin verandası. Buraya güzel birkaç tane sandalye atacağım. Kapısı daha yok, iş yeri dekore edemedim tam olarak. Ama olduğu kadarıyla böyle. Burada manzaralarımız var. Hem zümrütten hem her türlü piramidi görebildiğiniz ki netrite biraz uzakta kalıyor. Burada da buğdayların arasında olduğunuz bir alan yaptım. Emekli evinde tam olarak böyle bir yere yapardık zaten. Başka nereye yapılabilirdi ki diye düşünüyorum. Şurada da Axelot'ların götlerini izleyebildiğiniz bir yer var. Ayıp. Buradan yardıralım şimdi. Ev dıştan da bu şekilde gözüküyor. Hatta şöyle yavaştan ineyim de. Aha da böyle. Gerçekten çok güzel bir yer olmaya başladı bu arada. Benim çok hoşuma gitmeye başladı. Şu güzellikleri, şu variller ya. Variller gerçekten tamamen bu yapıyı kurtardı. Varillerin olması güzel bir baharatıydı olayın. Burası da işte evin hala alt kısmı. Buraları işte alt geçit falan filan yapacağız. Daha işte şurada da sandıklarımız var. Bu sandıkları da kaldırıp daha farklı bir yere koyarım diye düşünüyorum. Bol bol da beton yapmıştık önceki bölümlerden. Sadece işte daha yeni biten bir evin içerisi dekore sonradan edildiği gibi ben de sonradan dekor yapacağım. Ama gerçekten hoşuma gitti. Onun dışında evet, şuraları da tam bir bütün buğday vadisine tamamlayabilirsem, engebeliğini azaltabilirsem her şey çok daha havalı duracak ve çok daha dolu bir hardcore dünyasında baş başa kalacağız. Peki bugün tam olarak planım ne? Aslında başlıktan görüyor olmanız lazım çünkü bugün önceden yaptığım totem farmından çok daha etkili ve bize normalde emeraldları yavaş yavaş getiren formülden daha iyi bir formül getiriyorum. Yapacağım şey ilk önce kendi normal eski totem farmımı göstereceğim. Sonrasında da yenisini kurmaya gideceğiz. Tamam, bu portaldan girdikten sonra direkt oradayız zaten. Evet, burası manuel sistem. Öyle çok fazla verimlilik elde edebildiğiniz bir yer değil. Evet, kestiğinizde bakın fazlasıyla experience veriyor. Evet, fazlasıyla da totem vesaire geliyor. Şimdi burası biraz karanlık. Olsun, olur böyle şeyler. Burada da emeraldları görebilirsiniz. Burada evet fazlasıyla emerald var ama bunlar belirli bir sürede toplandı. Burada da evet aslında ışıktan dolayı göremiyorsunuz. Hemen bir meşale alayım ben. Burası bir düzenleme sistemi. Önceden de göstermiştim. Çok ufak bir mekaniğe dayanı ve burada da içerisinde işte olan mesela 41 tane ok koyuyorum. Burada composter algılıyor bunu ve buraya sadece okların geçişine izin veriyor. Burada da aynı şekilde. Geriye baktığınızda şu kısımda 41 tane redstone dust var. Buraya da işte asla kullanmayacağım bir blok koyuyorum. Mesela burada da balla beraber kaplanmış, cilalanmış bir bakır. Mesela hiç bu farmda buraya gelmeyecek, buradan geçmeyecek ve bu yüzden de bunu kullandım. Buraya emeraldlar koydum, buraya da sadece emeraldlar geliyor gibi gibi böyle bir durumumuz var. Ama bu farmın tek sıkıntısı, ben bunların hepsini keseceğim. Ve belli bir evet bunlar da var, bunlar da var, bu çok sıkıntılı bunlar. Normalde bu tarz farmlarda bunlar gelmiyor ama tabii ki benim şansıma bu tarz şeyler geliyor. Galiba 1.17.1 ile alakalı bir şey, normalde hiçbir farmda bunlar yokken bazı sıkıntılar söyleniyor bunlarla alakalı. Of! İşte sıkıntılı şey de totem farmının bu. Totemlere güvenerek yaşıyorum şu an, hayatım bunun üzerine. Gel abi. Tamam. Çok iyi. Şunları da şöyle atayım. Çok da umurumda. İşte düşün. Ben bu raid'i bitirdikten sonra, yani bu baskını bitirdikten sonra bir işim daha oluyor. Ben geleceğim, bu merdivenleri çıkacağım ki bu merdivenlerin ne kadar uzun olduğu, sıkıcı olduğu belli. Roket atarsam kenara çarparım, şey yaparım, ölürüm belki. Çünkü tamamen açıkta yapamıyorum yaratıklar buraya girmesin diye. Aha da böyle bir sistemde canlılardı. Buradan sürükleniyordu ve düşüp en aşağı ölüyorlardı. Ama her seferinde bu baskın bittikten sonra geriye doğru dönüp, geriye doğru uçup en sonunda
bu kuleye gelip tekrardan villager pillager kesmem gerekiyordu ve bunların bayrak tutanlarını, çünkü liderleri onlar. Böyle sıkıntılı bir olayı vardı. Yani bugün yapacağımız öyle bir olay değil, tamamen her şeyle beraber otomatik olacak. İsterseniz 15 gün AFK bırakın ve evet, 15 gün boyunca deliler gibi sadece 30 dakikada 1500 tane emerald kasabiliyorsunuz, zümrüt kasabiliyorsunuz. 300 tane toteme kadar çıkabiliyorsunuz bir saatte diye hatırlıyorum. Sistem gerçekten fenasal bir şey. Tamam, şimdi reston malzemeleriyle dolu ve yapı malzemeleriyle dolu bir şalkır aldım. Burada duruyor ve üzerine de burada da lazım olan malzemeler var. Tamamen bu sistemi yaparken Rayworks adındaki bir adamın sistemini yapacağım. Çünkü adam gerçekten manyak. Benim yaptığım o totem farmına bin basacak bir farm yapıyor. O yüzden şöyle yapmamız lazım. Biz çok yavaş totem farmına sahip olmamızın sebebi kara kullanmamız. Onlar karada doğuyor, böyle zıplıyor, yol alıyor, geliyor, böyle saçma salak yerlere düşüyorlar. Onları bazen bulmanız gerekiyor tabii. Yolları pürüzsüz yaptıysanız birazcık daha rahatlıyorsunuz. Ama yine de sıkıntılı. O yüzden ben karadan 100 blok uzaklaşarak güzel bir yere misler gibi başlayacağım bu sistemi. Ve sistem yaklaşık 2-3 saat alacak gibi, çünkü ilk yapışım olacak. Tamam, burada okyanusun hiçbir yeri olmayan bu yerde bir uçan arı var. Arada suya falan dalıyor. Garibim. Yoruluyor ama nasıl kurtaracağım? Ay. Tamam, sıkıntı yok. Bu arada manzara gerçekten çok tatlı lan. Neyse, o zaman bir şıklatma sesiyle beraber başlayalım yapmaya. Evet, tüm tariflere teker teker bakmak o kadar eğlenceli değildi ama yine de bu şeyi yapmam gerekiyordu. Zaten zümrüten piramit yanmadı mı? Deliler gibi zümrütün yok mu diyor olabilirsiniz. Evet, deliler gibi zümrütüm var ama kafamdaki delilik kadar yok. O yüzden de daha verimli bir totem farmı lazım ve daha verimli totem farmı hem totemlerin yanında deliler gibi de zümrüt getiriyor. Peki binlerce zümrüt ne işe yarayacak? Onu da zaten göreceksiniz. Ama bir sonraki videoyu konuşmaktansa şu ana dönelim. Bu farmın testini yaptım ve öbür farmlar gibi yine Vex dediğimiz oyun bozanlar gelip sizin ağzınıza vurabiliyor. Bu yüzden de tasarımı değiştirip birazcık bot eklemem lazım ama bu bot ekleme işi de tam olarak şu anki tasarıma zıt. Ama bir şekilde çözeceğiz. Tamam, şimdi gelelim. Az önce yayın yapmaya çalışıyordum ama internet birazcık sıkıntılı olduğundan dolayı, ki Türkiye'deki internetler böyle biliyorsunuz, biraz sıkıntı verdi. O yüzden de şimdi ben yayını kapattım. Normalde yayına gösterecektim bu sistemi ama böyle bir bakalım. Sistem şu şekilde çalışıyor bu arada. İlk önce şurada bir basınç plakası görüyorsunuz. Buradaki pistonları çalıştırıyor. Buraya bastığında zinc beni buraya atıyor. Bu tam istediğimiz konu. Buraya da işte normalde sistem, yani ufacık, bu böyleydi. Ben böyle yapmıştım. Sonra bunu böyle yaptığımda sistem çalışmaya başladı. Günlerdir aslında bir yandan da bu sistemin mantığını algılamaya çalışıyorum çünkü kafa yiyeceğim. Bazen çalışıyor, bazen çalışmıyor. Özellikle sistemin su kısmı yoktu. Ben de böyle birazcık da eğlenceli, zevkli olur falan filan diyerekten dedim ki neden böyle bir su sistemi yapmıyorum. Bu arada sistem yine boktan çalışıyor. Tamamen kendi kafasına buyruk çalışıyor. Bazen de döngüye sokabiliyorsunuz. Şimdi benim tekrardan birkaç sistemle değişiklik yapıp tekrardan kötü kehanet almam lazım. Olayı şöyle açıklayayım bu arada. Burada hunilerimiz var. Burada totalde gördüğünüz üzere 64 ve 13. Buradan 77 saniye oluyor. 77 saniye boyunca bu kapı açılmasını bekliyorsunuz ve bu tam olarak dolduğunda bu kapı tak böyle açılıyor ve aşağı atıyor sizi. Aşağı attığında da aşağıda bir tane köylümüz var. Ahan da şu şekilde. Şöyle uçuyorum. Köylü Ahan da burada duruyor. Bu köylüden dolayı da burayı bir köy sayaraktan raid, yani baskın yemeye başlıyoruz. Baskın geldiğinde de baskıncıların doğması için bir alan var burada. Onlar da doğabilecek tek alan olarak orayı gördüğünden dolayı orada doğuyor. Neden orada doğuyor? Çünkü camların üzerinde doğamazlar. O yüzden her yer cam. Bir canlı camların üzerinde doğamadığından dolayı ne burada doğabilecek ne burada doğabilecek. Tek doğabileceği hunilerde ve sandıklarda da doğamıyorlar. En yukarısı olacak. Yukarıdan geldiklerinde ise tam ölümcül olmayan, arada ölebilecekleri yükseklikten buraya düşecekler ve ben de onlara son vuruşu yapacağım. Böylelikle de işime yarayacak eşyalar buradan huniyle çekilecek. Altında ray var. Raylı huni koydum ki normal huni koyduğunuzda algılamıyor. Normalde bu sistemin bu parçası değildi. Ben de çalışmadığı için ben böyle denedim. Normal içine koyuyordunuz bunu. Buradan da gelip buradan su kısmını atıyor. Mesela ne yapalım abi? Deliler gibi redstone'umuz olsun. Mesela bu redstone'ları koyuyorum. O buradan atmaya başlıyor. Hatta buradan atıyor ve ta 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 ateş ediyor gibi. Buradan fırlatmaya başlıyor. Bu benim çok hoşuma gidiyor. Sırf bu görüntü çok hoş oluyordu. Yani en azından sistemi şöyle göreceğiz. Geliyoruz. Ben burada bir şeyler kıracakken buradan göreceğim sistemi. Yani ne kadar eşya kazandığımı da görebileceğim bir yandan. Şimdi ama benim tekrardan bir bedroom'unu almam gerekiyor maalesef.
Hop tamam. Şimdi geliyorum abi. Orada AFK bir farm bu. Ben sadece burada bir autoclicker'la 2 saniyede bir vursam bile istediğim kadar kalabiliyorum. Açlık falan filan da bu arada aşağıda sürekli canımı yenileyen fenerden dolayı hiç gitmeyecek. Yani gidecek de olacak, gidecek de olacak. Bu da böyle bir güzelliği. Şimdi ben buraya geldiğimde raid'i yedirttirdim bunlara. Raid'i yedirttirdiğim için de yukarıdan şimdi teker teker düşmeleri gerekiyor ve ben de buradan sandıktan aradan keseceğim onları. Sonra bu 77 saniye tekrar bulacak. Ben tekrar aşağı düşeceğim ve bu döngü devam edecek. İsterseniz 3 gün bilgisayarı açık bırakın bu şekilde. Sistemi tam tutturursanız bu şekilde devam ediyor. Ben sadece biraz şanssızlık alıyorum. Belki burada sıkıntılı olmaması için bad omen almanız lazım. Evet, sonunda çözdüm. Üste su koyma kısımlarında bir kısmı atlamışım. Ve üzerine ufak tefek birkaç tane tik ayarı yaptım. Onları da yaptıktan sonra bakın şunların gelişine bakın. Ve zaten bayrak tutan bir tanesi geldiği için direkt olarak yine bir tane kötü kehanet alıyorum ve böyle şekilde devam etmeye devam ediyorum. Sola bakın, sola bakın. Sola dikkatli bakın. Eşyaların gidişine bakın. Deli gibi eşya var ve deli gibi experience geliyor. Tabii benim level'ımdan dolayı çok yavaş artıyor bu da. Hani level'ınızın ne kadar az olduğunu düşünün, o ne kadar artar yani. Şuna bak. Bir sürü totemdir, kızıl taştır, bir sürü şey fırlamaya devam ediyor. Sadece burada bir tur bu. Bir turdan bu kadar geliyor. Ve bir tur bitti. Ve tam bittiği zaman zınk! Tekrardan burada. Hani aşağı düşüyorsun. Aşağıdaki köylüden dolayı bir köy varmış gibi oraya baskın düzenlenecek. Hiçbir yerde başka doğacakları yer yok. O da en tavan tekrar dediğimiz gibi. Ve zing zing zing. Bir de burada bug'a girdiği için bunu da böyle yaptım. Farmı siz yapmanız gerekirse siz de böyle yapın. Şimdi sadece ne kadar eşya geldiğine bakalım bir. Evet, az önceki yorgun halimi boş verin çünkü sistem o kadar fazla çalışmadı ki bir çalışıyor bir çalışmıyor, bir çalışıyor bir çalışmıyor, en sonunda da kafayı yedim ve birazcık da hani tam böyle video çekerken sistem bozukmuş dediğim için birazcık da kaygıyla yaklaştım, acaba çalışacak mı, ama en sonunda çalıştı. Şu anda gördüğünüz gibi o kadar hızlı akıyor ki eşya akışını görmüyorsun, sadece belli bir açıdan gözüküyor ve bu şekilde 3 saat boyunca AFK bıraktım. Bir arkadaşıma Discord'da yayın açmıştım nasıl olduğunu gösterirken elleyemedim de sonra kapatamadım da yan odada da Squid Game'i izledik Netflix'teki. O süre boyunca arada gidip geldim baktım. O zaman ses kaydetmeye devam ediyordu farmda. Gidip bardakları yıktım, şişeyi yıktığım zamanlar var. Ulan diye nasıl olabilir dediğimiz tepkiler var falan filan. Bildiğin arka planda yankılı yankılı gelmiş sesler. Ama artık ev arkadaşlarım alıştı. Çünkü yani ben sürekli AFK farmına bırakıyorum. Geçen 3200 level olduğumuzda da bilgisayar günlerce durdu AFK farmında. Odama sokmuyordum kimseyi. Şimdi bu farm en azından öyle göstermelik, birazcık da kısa vadeli çalıştı. Çünkü tam olarak amacımın ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Bu kadar totemi ve zümrüdü ne yapacağımı bilmiyorsunuz. Ben biliyorum 3 saat yeterli değildi ama devamı da gelecek. Bu sadece bir deneme sürümüydü. Bu arada çok fazla soruluyor, o yüzden de soru cevap tarzı bir şey yapayım sizin için. 21 yaşındayım, neden bilmiyorum. Çok sorulduğu için bu da ekstra olarak. Yeni bir eve taşındım, o da okulumdan dolayı. Ufak bir evdeyiz, ufak bir odadayız. Böyle birazcık daha samimi, biraz öğrenci evi. Tabii ki yemekleri kendimiz yapıyoruz, aç kalıyoruz bazen. Noodle yiyoruz, kısır yapıyor, yemeyin. O yüzden de sorabilirsiniz. Arka planı değiştirdim mi? Hayır, arka planı değil. Direkt evi değiştirdiğimden dolayı bu şekilde. Önceden ailemle yaşıyordum. Annem bana güzel güzel yemekler yapıyordu. Şimdi de öğrenci evinde işte bulaşık yıkadır vesaire, aç kaldır, bunları deneyimleyeceğim. Onun dışında bu tarz timelapse'ler, yani hızlandırılmış görüntüler acayip hoşuma gidiyor. O yüzden de size bir tane yapayım dedim. Bir yandan da 3 saat kalmasının sebeplerinden buydu. Çünkü testi yarım saat yaparsın. Ondan sonra teorik olarak 2 ile 3 ile çarparsın ne kadar verim alacağını. Biz teorik olmadan 3 saati yaptık. Ayrıca bu hardcore serisi 1.18 olarak yayınlarda devam ediyor. 1.18 sürümüne 1.17 ile beraber uyumluluk sürümü geldi. O yüzden de erken deneme sürümlerini hardcore olarak oynayabiliyoruz. Siz de 1.18 deneyimine bize hardcore'la katılmak isterseniz yayın linkleri aşağıda mevcut. Ayrıca tüm zümrütleri ve totemleri ne yapacağımla alakalı fikirler yürütmenizi isteyeceğim yorumlarda. Çünkü ilk gördüğüm bilen kişiye Discord'da bir özel rol vereceğim. Çok büyük bir şey değil ama en azından bir katkım olsun bu şekilde de. Bir sevindireyim birini ya. Lan moderatörler. Şu an hani Skywars odasında şikayet aldı, biri çok sövüyor diye orada. Doğukan geldi. Selam.
Vallahi abi Volkan abi. Alo. Aa, Kageyiz gelmiş ha. Anlamadınız mı oğlum sesten? Yo, daha demin fark etmedim de. Volkan abi nerede? Ha. Ben de fark ettim. Bilmiyorum, Cu'ya gitti. Geliyorum bir dakika. Ya Allah. Bunu odada üretmişler ya. Bu neydi? Evet, şimdi saatler boyunca burada bulunduk ve ben bayağı bir Emerald götürdüm. Sonra yayınlarda tekrardan geldik, bunu test ettik, baktık ve o zaman da biriktirdiğimiz Emerald'lar ve totemlerle beraber şimdi stoklama zamanına geliyoruz. Sarılar totemler için olacak. Aha da şu şekilde. Direkt doldurmaya başlıyorum. Zaten zümrütlerin falan da ne kadar fazla geldiğini bir yandan biliyorsunuz. Şu açık yeşil şalkırları da koyayım da alanım açılsın bir yandan da. Bunları koyduk. Şimdi sadece totemleri alıp kendime bir stok yapayım. Ha, bütün zümrütleri karşıya atayım da. Sadece totem zamanı şimdi. Önceki farmı gördüğünüz üzere yani önceki farm bir de bu farma bakın. Arada acayip fark var çünkü öbür farmda manuel olarak yapıyorduk ve o sırada bayağı bir zaman kaybediyorduk aslında. Şimdi o zamanı bayağı telafi ettik. Biz zaten 3 saatte falan anca bu kadar totem toplayabilmiştik. Hatta arada bir totem kaybediyorduk çünkü bazı boktan vex durumları oluyordu. Şimdi hiç öyle değil. Deliler gibi totem şalkırlarımız olacak ve istediğimiz kadar ölebileceğiz. Yani tekrardan ölümden dönebileceğiz. Çok da alışmamak lazım tabii ki tehlikeye. Yoksa çok rahat bir anımızda tak öldük. Hardcore da bitti. Olacaktır. Ama bu arada düşündüğümden çok daha... ben az şalkır bile getirmişim. 3 şalkır dolusu oldu bile ki buralarda zaten bir sürü totem devam ediyor olmaya. Yani böyle azıcık bir dizi izleyeceksiniz. 2 bölümünü izleyeceksiniz ya da bir film izleyeceksiniz. Uzun bir film olacak. Ahanda. Yani alacağınız totemler bundan çok daha fazla olacaktır yani. Tamam, o zaman geçelim zümrütlere. Zümrütleri de teker teker çevireceğim bu şekilde. Sürekli de zaten bu sistemden dolayı en aşağıdaki yere zümrütler akmaya devam ediyor. Şöyle bloğa çevireceğim ki yerden tasarruf edelim. Yoksa bütün bu zümrütleri toparlamak o kadar kolay olmayacak. Baksanıza şuna. Bir yandan yorulmaya başladım artık. Sadece ben zümrüt olarak düşündüğümden, zümrüt bile olarak düşünmediğimden dolayı bu şalkırlar biraz fazla gelecek gibi. Yine de şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 var. Burada da 18 stack desek. 1148 tane zümrüt var şu an burada. Ama zümrüt bloğu var. Zümrütlerin daha fazlası var. Yani en başında bütün zümrütleri alacağımız, hatta zümrütten piramit yaptığımız videoyu hatırlıyorsanız orada böyle saatlerce, 3 saat boyunca gidip de köylülerden takas yapmıştık. İşte altın verdik onlara, çürük et verdik ki altın farmındaydı çürük etler. Oradan fazla çıkıyordu. O fazlalığı kullandık. Ama adamlar öyle şeyler yaptı ki gitti zamlandırdı ve biz hani deliler gibi çürük etimiz olsa da bir saat durun binlerce çürük et geliyor zaten. Altından daha çok çürük et geliyordu orada. Ona dayanarak yaptık. Ama adamlar yok benim elimde çürük et bitti. Yok o bu. Böyle bir sürü stok stok fiyatını yükseltiyorlardı. Biz de süreci bayağı yavaş tamamlamaya başladık. Ama öyle bir durum yok artık gibi. Öyle bir sıkıntımız yok. Şu an 1.18 deneme sürümünde oynuyoruz bu arada. 1.18 deneme sürümü olduğundan dolayı mob farmları aşırı verimsiz. Oyunun kodunda bir değişiklik yapmışlar. Hani zamanında da yapmışlardı bunu. Zamanında one tick farmlar gidip de kaldırılmıştı. Yani karpuzun çok hızlı büyüdüğü, kaktüslerin çok hızlı büyüdüğü, bunlardan experience farmı yapıldı. O farmlar artık biz de bunları kabullendik. Mob farmlarımız vardı vesaire diye ama Minecraft'ın yapımcıları şey diye düşünüyor. Kolaya kaçabildiğiniz hiçbir şey oyunda olmamalı diye düşünüyor. O yüzden de yakında hani neredeyse elimizde hiçbir farm kalmayabilir. Ama bu bir raid farmı abi. Yani benim test ettim, barut farmım vardı. Creeper'ların düşmesiyle alakalı işte iskeletlerin oklarını falan alıyorum. O şekilde bir farmım vardı. O çalışmıyor artık. Kadar verimsiz çalışıyor ki. İşte 1.18'in sıkıntılı geldiği yerlerden bir tanesi de bu. Yani elimizde 1.18'e geçeceksek bu verimli farmdan sadece yani bütün verimli farmlardan sadece bu farm kalıyor gibi düşünün. Yani o kadar az farm kalacak ki.
Tamam, bunlar da son zümrütlerimizdi. Baktığımızda kaç tane blok oldu ki? Bu zaten kaç tane? 27 blok alabiliyor. Onun dışında ikincil koyduğum alan burasıydı. Burası da 9'luk bir tane daha aldı. 36 stack. Zümrüt bloğundan bahsediyoruz. 36 stack. 36 çarpı 64 diyorum burada. 2304 oluyor. Tabii bunların her birinin içinden de bir 9'luk zümrüt çıktığında ise de 20.736. Yani 20.000 zümrüt. Evet, günün sonunda totem, 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 zümrüt, totem, 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 totem ve daha fazla zümrüt şeklinde bayağı hadi artığımız da var buralarda. Eşyamız oldu. Tamam, o zaman daha fazla kafamızı kurcalamayalım bu şeylerle beraber. Gidelim birazcık uçalım. Sistem gerçekten havalı duruyor bu arada. Hayatımda gördüğüm yaptığım en havalı sistemlerden bir tanesi. Benim bayağı hoşuma gitti. Şimdi güzelim evimize gidelim şöyle. Vatanımıza gidelim. Ondan sonra da orada videoyu da yavaştan bitirelim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Umarım eğlenmişsinizdir. Düşünceleriniz neler? Onları paylaşırsanız çok çok hoşuma gider. Çünkü hani en son zümrütten piramitler yapmıştık. Ve şimdi de bir sürü zümrüt topluyoruz ve totem topluyoruz. Neden bunları topluyoruz? Yorumlarda yazarsınız veya yorumlarda bu farmı, mesela bu tarlayı daha da büyütmemi mi istiyorsunuz? Yazın. Veya başka neler yapmamı istiyorsunuz? Daha fazla piramitleri şekillendirip koloniler haline getirip böyle farklı alanları mı büyüteyim? Bu evi daha farklı bir evle birleştirip daha fazla evler mi yapayım buraya? Tamamen sizin zevkinizden seçeceğim. Bana uyan zevkleri seçeceğim ve hardcore dünyasını ona göre yapmaya çalışacağım. Evet, köpke de size görüşürüz falan diyor şu an. Köpkeler burada meşhur, sürekli hav 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 hav. Lafı bırakmıyorlar. O zaman başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Görüşürüz.